Merhabalar, ben Süreyya Aruz. Antalya'dan katılıyorum. Videomu sosyal platformlarda yayınlanmasını istiyorum. Ödevimin konusu Hatıra Bankası. İlk önce çocuklarımla yaşadığımız güzel hatıralardan bahsetmek istiyorum. Onlar doğmadan önce anne çocuk eğitim kursuna gitmiştim. Orada aldığım bilgilerin de çok faydası oldu. Güzel hatıra biriktirmemde. Okul öncesi dönemde okul öncesi eğitim seti almıştım. İçerisinde boyama ve çizimler vardı. Güzel bilgiler aktarıyorlardı. Farklı ülkelerin giyimleri bile vardı, bayraklar gibi, ama bu oyunla anlatılıyordu. Her akşam onunla bir saat vakit geçiriyorduk. Her gün düzenli olarak parka götürmeye çalıştım. Park saatlerini uzun tutuyordum. Orada arkadaşlarla oyun oynuyorlardı. Bir de ben oynatırken çok ilgileniyordum. Salıncakta sallarken bile karşısında durup ve şakalaşıyordum. Çok kahkahalarla gülüyordu. Ya da işte tahterevalliye binerken hemen yanından tutup konuşuyordum onunla. Kaydıraktan birlikte kaydımız bile oldu. Onlarla oyun oynamak bana da çok iyi geliyordu. Yine okul öncesi dönemde civciv almıştım. Her gün onları aşağıya indirip civcivlerin peşinde koşuyorduk. O zaman da çok eğleniyorlardı. Parka da küçük bisiklet almıştım, üzeri böyle kapalı olanlardan. Onunla götürüyordum. Onunla giderken bile çok keyifli vakit geçiriyorlardı. Evimiz sahile yakındı. Her gün düzenli olarak yazları denize götürmeye de çalıştığım zamanlar oldu. Hatta üzeri kapalı simitleri koyup böyle birlikte yüzüyorduk, şakalaşıyorduk. Çok güzel günlermiş. Çabuk büyümüşler. Şu son zamanlarda da köpek aldık bir tane. Golden büyük olduğu için evde besleyemiyoruz. Onu da yerli de babamların bahçesinde bıraktık. Onunla da oynarken çok güzel eğleniyorlar. Böyle yazları kampa gidiyorduk. Orada uçurtma uçuruyorduk. İşte kamp hayatında biraz yaşamaları, babalarıyla orada güzel vakit geçirmeleri iyi hissettirdi onları. Çadır kuruyorduk. Farklı ilçelere gidiyorduk. Bu sıralarda yine her hafta sonu gitmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. Sevgisini, hayvan sevgisini, kitap sevgisini aşılamaya çalıştım. Umarım güzel hatıralar bırakmışımdır. Ailemle küçükken geçirdiğim güzel hatıralarda yazları babam bizi yaylaya bırakırdı. O zaman arabamız yoktu, motosikletle giderdik. İkisinin ortasına otururdum. Yaylanın yolu 40 kilometre kadar uzaktaydı. Topraklı, virajlıydı. O biraz beni korkutsa da ikisinin arasında oturarak ve sırılarak gitmek çok keyifliydi. Güzel bir hatıra olarak kaldı bende. Yaylada da çok güzel hatıralarım oldu. Çiftlik hayvanlarıyla ilgilenirken onlara yardım etmek, bahçede sebze meyve toplarken yardım etmek çok keyifliydi. Bir de babam bana 15 yaşındayken araba öğretmişti. Öğretirken çok sakindi. Onunla baş başa vakit geçirmek de bana çok iyi geliyordu. Hatta o kadar özgüven vermişti ki bana. Apartmanın arkasındaki otoparktan çıkarmaya çalışırken başka bir arabanın tamponuna vurmuştum, tamponunu. Yani köşe lastiğin üst tarafını. Çok korkmuştum. Babam geldi hemen sarıldı. Senden kıymetli değil, önemli değil, sana bir şey olmadı gibi güzel kelimelerde beni teselli etti. O gün de pikniğe gidecektik hatta. Yine götürdü yani araba öyle olsa da. Oradaki piknik de çok güzeldi. O yüzden yani korkumu yenmemi sağladı. Müstakil bir evde büyüdüm ben, bahçeli bir evde. Bu da büyük bir avantaj çocuklar için. Yani ben çocuklarımı apartman dairesinde büyüttüğüm için bahçe her zaman saatli oluyordu mecburen. Ama orada bize saat yoktu. İstediğimiz zaman çıkabiliyorduk. Güneş batana kadar oynayabiliyorduk arkadaşlarla. Onun şimdi güzelliğini görebiliyorum. Bahçesi de vardı. Bahçede meyve ağacımız vardı. Ve babam sebze arabasıyla satış yapıyordu. O zaman manavlar yoktu. Sebze arabasında her zaman meyveler olurdu. Onları toplayıp arkadaşlarımla evin çatısında düz beton olduğu için piknik yapıyorduk. Orada çok eğleniyordum. Çok güzel vakitler geçiriyordum.
Bilye oynuyorduk. Abimle. Bilye oynamak da çok keyifliydi. Abim bana uçurtma uçurtmayı öğretmişti. O zaman da çok güzel vakit geçirmiştim. Düşününce güzeldi çocuklukta. Çocuklarımla geçirdiğim vakitte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.